Dünya genelinde hemen hemen bütün mutfakların temelidir. Ekmek ve bir fırına gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Manisa sahilinden sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ender Ekmek Fırını'na konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Burhan Yıldız var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burhan Bey merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Çok sağ olun efendim. Burhan Eyvallah. Bey, ben firmamızdan ve yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize Burhan Bey'i tanıtmak istiyorum. Burhan Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Ben 1966 Erzurum İspir Çamlıkaya doğumlu Burhan Yıldız. Evet. Çocukluğum memlekette köyde geçti. Evet. 15-16 yaşlarında okumak amacıyla İzmir'e geldim. Çünkü köyümüzde okul yoktu. Evet, tabii malum o şartlar. Malum şartlar. İhtilal oldu o dönemde. Okuyamadım. Bir evet. Şekilde fırıncılığa başladık. Evet. 35-36 senedir bu işin içindeyim. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz biz. Yani. Burhan yani. Bey için. Peki biraz ben Ender Ekmek Fırını tanımak istiyorum efendim. Firmamızı kaç yılında kurduk ve ürünün gruplarında neler var? 2008 yılında burayı açtım. Daha önce 2006 yılında Kemalpaşa Ören'de bir fırınım vardı. Burayı 2008 yılında açtım. Evet. İşte gördüğünüz ürünlerle çavdar, tam buğday, ekşi maya, normal tekli ekmeğimiz, simit, poğaça, börek, o tür ürünlerle sahil halkına hizmet ediyoruz. Evet, birçok ürün grubu A'dan Z'ye var aslında. Var, burada var. Poğaçamız var, simitimiz var, var. Açmamız var, yani, insanlar burada kahvaltıda. Acıkan herkesi doyurabilecek ürünlerimiz evet, var. Evet. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz yani Burhan Bey. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir ve hizmet sektöründesiniz. En önemlisi olmazsa olmazlarınız ve belli başlı kriterleriniz mutlaka var. Nelere dikkat ediyorsunuz bu hizmetlerin? Elimizden geldiği kadar hijyene çok dikkat ediyoruz. Çünkü elimizden sağlık, geldiği kadar yani sağlık. İnsanların sağlığı önemli. Müşterilerimiz ekmek alıyor sonuçta buradan memnun olmak zorundalar. Evet. Artı katkı maddeleri kullanmaya çalışıyoruz. Yani natürel denilen doğal ekmeği çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah müşterilerimiz de memnun oluyordur bundan. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ediyoruz diyebiliriz. Çok severek yapıyorsunuz işinizi. Bu çok net, belli bir şey. Yani 36 senedir bu işin içinde kolay olduğuma değil. Göre yani billahi severek ve inanarak emekli oldum bu işten. Hala da devam ediyorum. Evet. Aslında siz şu an çalışmasanız daha kötü olur. Alışmışsınız artık çünkü yani, değil mi? Yani, evet. Kaç personelle çalışıyorsunuz burada? 9 personelim var. Süper. Bu arada kendimle çalışıyorum. Evet. Benim de 10 kişi. Tam bir aile yeri ama içerisi. Yani bu kızım, oğlum. Hepsi burada. Evet. Aileniz. Buradan da ailenize selamlarımızı göndermiş olalım. Aleyküm, onların da selam. Emeği çok Allah büyük razı olsun. Çünkü evet. Burada. Sağ olun. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Genelde Salihli mi? Salihli içine. Salihli'nin her tarafına ekmek dağıtımımız var. Evet. Sektörün sıkıntıları neler peki Burhan Bey? Haksız rekabet. Haksız rekabet. Evet. Yani devlet bu işe el atarsa, işte sigortasız çalışan işçiler, vergisini, sigortasını ödemeyen firmalar. Evet. Olduğu sürece yani onlarla baş etmek mümkün değil. Değil mi? Peki Burhan Bey, bu sektöre girerken mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani bundan sonraki hedef ve projelerde neler var? Herkesin olduğu gibi mutlaka benim de hayallerim, hedeflerim vardı. Bir kısmını başardım diyebilirim. Ama insan nefis taşıyor sonuçta. Evet. Daha ileri gitmek istiyor. Bakalım hayırlısı inşallah. Belki şubeleşebiliriz. Neden olmasın aslında? İnşallah. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Ben teşekkür vermiş ederim. Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Buradan son olarak Salihli halkına ben tüm teşekkür Türkiye'ye ederim. Salihli halkına, müşterilerimize, herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de herkesi buraya davet edelim. Sizlere Allah razı olsun. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. İnşallah kardeşim, sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Manisa Salihli'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ender Ekmek Fırını'na konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.